Ama o devirde tabii mesela hür bırakıyorsun. Bırakıyor, hür oluyor. Kişi yani köle oluyor mesela, hür oluyor. Üç kişi gidiyor, kaçırıyor, başka yere götürüp köle olarak satıyorlar. Hür adamı. Yeniden köle oluyor. Yine hür oluyor. Mesela bir başkası hürriyetine kavuşturuyor. Bir sefer savaşta kaçırıyorlar. Mesela savaşta el koyuyorlar. Yine köle oluyor. Savaştan çıkıyor. Yine birisi 3-5 kişi mesela alıyor. Mesela hür yapıyorlar. Yine kaçırıyor, yine köle oluyor. Öyle bir dönem yani. Öyle bir zamandı o inşallah. Ama Müslüman'ın yanına geldiğinde cariye veyahut köle zaten tam anlamıyla hür hükmünde oluyordu. Evet. Aynı yemeği yiyor. Aynı sofrada oluyor. Aynı saygıyı görüyor. Aynı kıyafeti giyiyor. Süper rahatlar. Yani klasik köleyden uzaktan yakın alakası yok. İstediği yere gidiyor. İstediğini konuşuyor. Evet. Tam anlamıyla rahat yaşıyor. İnşallah hocam. Sadece Müslümanlara sahip çıkmış oldu o dönemde. İnşallah. Yani adı köleydi o zaman. Evet. Yani Müslümanların yanında zaten kölelik kalkmıştı. Maşallah. Çünkü köle küfürde nasıl oluyor köle? Dövüyor, sövüyor, aşağılıyor. Evet. En kötü yiyecekleri yediriyor. En ağır şartlarda çalıştırıyor. Sözüne itibar etmiyor, saygı duymuyor. Değil mi? Evet. Onu gayrimeşru ilişkiye sokuyor. Evet. Müslümanlıkta bunların hükmü hep açık ama haramdır. Evet. Yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Yani tam anlamıyla hür. İnşallah. Hürün üstünde hatta. Hür bile o kadar rahat yaşayamaz. Evet. Hürden daha güzel yaşıyordu. Onun için İslamiyet'le beraber kölelik kalktı. Eyvallah. Yani o, çünkü kölelikten kasıt, köle deyince aklımıza ne gelir bizim? Ezilen, zorlanan, evet, hürriyeti elinden alınan, canı yanan, adam yerine konmayan, saygı duymayan bir insan aklıma gelir. Tamamı kalktı, tam anlamıyla saygı ve hürmet, sevgi ve şefkat geldi. Elhamdülillah. Ve mükemmel hayat şartları geldi. Maşallah. Dolayısıyla diyorlar ki hani İslam'da kölelik var da, kölelik İslam gelmesin toptan kalktı. İnşallah hocam. Ya, azat etsen de etmesen de aynı. Mesela azatlı köleler var. Aynısı azatlı. Evet. Tam anlamıyla hürler. Tam anlamıyla mükemmel yaşıyor. En güzel kıyafetleri giyiyorlar. En güzel yiyecekleri yiyorlar. Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Evet. İnşallah. Onun için Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e, Peygamberimize de öyle. Hanımlar geliyorlardı. Kendilerini vakfediyorlar. Yani kendilerini hibe ediyorlar. Ben seninim diyor. Sen benim velimsin diyor. Akit oluyor. O şekilde yani cariyeler o şekildeydi. İnşallah. Bir kısmı cari. Bir kısmı da gerçekten cariyeydiler. Evet. İnşallah. Mesela savaş sonucu gelmiş ama adı cariye. Evet. Yani hükmen zaten takılar mükemmel, yiyecekleri mükemmel, kıyafetleri mükemmel. Değil mi? Cariyesi değil mi? Zaten göz kamaştırıcı bir güzellikte oluyordu annelerimiz. Evet hocam. İnşallah. Yani o yanlış anlaşılıyor. Onun için düzeltmek istedim. İnşallah hocam. İnşallah. Evet, inşallah. Yani kendi isteğiyle de cariye oluyorlardı o zaman. Evet. Yani azat da cariye deniyor. İnşallah. Evet. İnşallah. Mühim olan orada herkese şefkat ve sevgi duyma. Mesela Peygamberimizin yanına hamal olan kişi geliyor. Sofrada Peygamberimizin sağında. Öbür tarafta mesela ne bileyim toplumda değil mi? Değeri anlaşılmayan birçok kardeşlerimiz oluyor. Birçok her meslek esastır. Falanca kişinin kölesi yahut kapıcısı diyelim. Kapıda görevini yapan yahut hizmetçisi. Veyahut tarladaki işçi. Sol tarafında o. Hepsi bağdaş kuruyorlar veya Peygamberimizin kumandanı bir ileride. Peygamberimizin kumandanları. Mesela o şehrin en zengini biraz daha ileride. Evet. Sofra ortada. Herkes beraber namaz kılarken ne yapıyorlar? Kol kola, omuz omuzalar, yan yanalar. Evet. Kumandan, efendim işçi, İnşallah. Biraz sonra şehrin en zengini, onun yanında yine bir fakir insan. Ama hep beraberler. İnşallah. Aynı evet. şeyleri yiyorlar. Aynı giydiklerini mesela beğendiği gibi giyindirecek onu da. Kendi beğenmediği kıyafet olmuyor. Kur'an bunu kabul etmiyor Cenab-ı Hak. Evet hocam. Kendi beğendiğini giydirecek. Kendi yediğinin beğendiğini yedirecek. Yani biz mesela insan tarafından bilir ki birisini getirdiler fakir. Bayat yemek falan varsa kalmasın adam yemediği şeyler gelip yedi. Öyle bir şey yok. Evet. En beğendiği yemek neyse onu yedirecek. İnşallah hocam. Yani İslam'da böyleydi.
Onun için dediler ya, İslam'da kölelik şöyle kalktı, yavaş yavaş işte, işte şu suçun cezasında şu köle azat edilir. Evet. Kur'an'da var ayetler var. Mesela evet. Şu şeyin sonra şu köle, mesela 4 kişi azat ederseniz onun karşılığıdır deniyor. Evet. Böyle yavaş yavaş bir azat etmeyle bitti deniyor. İslam geldiğinde hemen bitti kölelik sistemi. Evet hocam. Maşallah. Komple kökten bitti. Maşallah. Yani köle adam bacak bacak üstüne oturuyor. İnşallah. İstedi bana evet. İstediği yere mesela ta Yemen'e kadar gidiyor. İstediği tamamen özgür. Evet maşallah. Tabii. Namazını kılıyor ya peygamberle, sahabelerle, şehrin en ileri gelenlerle aynı sofrada oturuyor. Evet. Nerede burada köle? Benim evet. Anladığım göre böyle değil ki eskiden anlatılan köleler. Evet. Yani küfrün kölesiyle İslamiyet'in kölesinin arasında uçurum var. Evet. Birinde bey, öbüründe köle olmuş onlar. Evet. Yani İslam'daki köle bey hükmünde. Maşallah hocam. Evet. Öyle köle. Adı köle. Evet. Kalkmış köle yani. Çok şık, temiz giyiniyorlar. Sözüne itibar ediliyor. Mesela Bilal-i Habeşi peygamberimizin kölesiydi. Evet. Evet hocam. Bilal-i Habeşi dedi, bir insan nefesi kesilir. Değil mi? Müslümanların aşkla sevdiği bir insan müthiş hürmet saygı duyuyordu. Köle deyince insan aklına kim birine geliyor. Evet. Gayet şık giyiniyordu evet. Bilal-i Habeşi. En mükemmel yemekleri yiyordu. Evet. Çok mükemmel evde oturuyordu. İnşallah. Ve son derece de özgürdü. İstediği yere gidip geliyordu. Evet. Maşallah. Tabii. Yani İslam'da birçok şey yanlış biliniyor olabilir. Onun için ara ara böyle şeyler anlatmakta fayda var. İnşallah hocam. Evet inşallah. Maşallah.